Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz bu güzel baklavayı yaptım ve paylaşım dedim. Görüntüsü de çok güzel. Tadı da nefis. Çıtır çıtır ev baklavası. Cevizli. Harika bir baklava oldu arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka yapın derim. Bu baklavayı hiç baklava yapmamış. Yani daha önce ömründe hiç baklava yapmamış. Hatta hiç börek açmamış bir insan dahi kolayca yapabilir. Çok çok pratik bir baklava yaptı. Sadece dört bezeyi bu tepsi kadar merdane ile bastırarak o kadar basit ki hamuru da çok çok nefis bir hamur. Hemen açılacak, kolayca açılabilecek bir hamurdan yaptı. Yani kolayca hiç e, hamur işinden anlamayan bir insan dahi yapabilir. Arası kat kat. Yani toplamda neredeyse 20-30 kata çıkıyor. Yani katlanarak yapıldığı için şimdi yapım kısmında göreceksiniz. Çok çok basit bir yapım oldu. Yani toplam benim yapma sürem 20 dakikaydı. Hiç yapmayan ilk kez yakan, yapan bir kişi en fazla en fazla yarım saatte 40 dakikada bu baklavayı yapabilir arkadaşlar. Mutlaka yapın derim. Hele şu bayram günlerinde biliyorsunuz virüsten sebep evden çıkılmıyor hiç. Yani e, misafir de kabul edemeyeceğiz. bize Biz de bir yere gidemeyeceğiz. Hiç değilse bu şekilde evimizde ev halkımıza e, tatlı bir şeyler sunalım. Tatlı bir şey yani kendi emeğimizle yaptığımız tatlı bir şeyler sunalım dedim. Şimdi yapım kısmına geçebiliriz. Baklavamızı yapmaya önce şerbetini hazırlayarak başlayalım. Çünkü şerbetimizin soğuk olması lazım. Tatlımızın da ılık, fazla sıcak değil. Yani biraz hemen fırından çıkar çıkarmaz değil de biraz daha bekletip öyle yapıyoruz. Şerbetimizi önceden hazırlayalım. Şerbetimiz için 5 bardak şeker, 5 bardak su kullanıyoruz. Evet, yani tamamı birer kilo oluyor. Tencerimize koyuyoruz, karıştırıp altını yakıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Evet, bu şekilde. Kaynadıktan sonra da içine yarıma yakın limon sıkıyoruz. Evet birkaç damla da limon sıkıyoruz. Daha sonra da bu baklavanın bir özelliği de şerbetinin daha koyu olması. Yani normalde daha şey olur, hafif olur ama bunda en az yarım saate yakın kaynayacak. Şerbetimiz kaynarken biz hamurumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Hamur içinde iki yumurta, bir e, çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da yoğurt kullanıyoruz. Bir de 50 gram tereyağı yani erittiğimiz tereyağı yapmıyoruz. Yalnız tavada eritiyoruz. Evet malzememizi güzelce karıştırdıktan sonra unumuzu bırakıyoruz. Bu söylediğim ölçüye 4 bardak su bardağıyla 4 bardak un kullandım arkadaşlar. O Kullandığım bardak da diğer videolarımda birkaç videomda daha doğrusu sormuşsunuz. Klasik 200 cc'lik su bardağı. Evet. Unumuzu koyduktan sonra bir yemek kaşığı sirke koyuyoruz. Sirke de hamurumuzun daha kıtır kıtır olmasını sağlıyor. Evet. Çok az da birkaç damla da limon sıkıyoruz. Evet. Pardon. Daha önce de tabii kabartma tozunu da koyduk limon da kabartma tozunu aktive ediyor. Artık yoğurmaya başlayabiliriz. İnanın yoğurabileceğiniz en kolay hamur olacak. Hemen bir, birkaç dakika içinde toparlanıyor. Hızlıca toparlıyorsunuz. Yani bu hamur nasıl bu kadar kolay yoğuluyor diyeceğiniz bir hamur. Evet hızlıca hemen yoğuruyoruz. Ya toplam yoğurma süresi 3-4 dakika almadı bile. Şimdi hamurumuzu tezgaha alıp 4 eşit parçaya bölüyoruz. Evet, 4 eşit parçaya bölüp avucumuzun içinde güzel bir beze hazırlıyoruz. Daha sonra da hamurlar, daha doğrusu bezeler kendine gelsin diye birkaç dakika fazla değil, birkaç dakika beklesek yeterli. Birkaç dakika bekliyoruz. Hava da sıcak olduğu için çok beklemeye gerek yok. Hemen 3-4 dakika sonra tekrar işleme başlayabiliriz. Yani açma işlemine. Açma işleminde şimdi göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu, nasıl yapıldığını. Ya yani merdane yardımıyla bir tepsi yani servis tabağının kadar açsanız bile yeterli oluyor. Daha sonra onları katlayarak, kat arasını açarak yaptığımız için çok çok katlı oluyor. Evet bu şekilde merdane yardımıyla açıyoruz. Şimdi açtığımız hamurun üzerine bolca nişasta sürüyoruz. Nişastanın buğday veya mısır nişastası olması fark etmiyor. İkisi de olabilir. Daha sonra gördüğünüz gibi katlıyoruz ve kat aralarına da bolca süreceğiz. Evet, kat aralarına da çok bol şekilde sürelim. Bu kat aralarına sürdüğümüz her kat daha sonra incelteceğiz. İncecik katlar halinde olacak. Evet, bu birinci bezemiz. Şimdi ikinci bezeyi de hazırlıyoruz aynı şekilde. Onu da katlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu birinci bezemizdi. Dört bezeye ayırmıştık. Dördünü de aynı şekil yapıyoruz. Evet bu da şu an ikinci bezemiz. Onu da yine açıyoruz. Evet bunu da hızlıca göstermek istiyorum. Evet açıldıktan sonra da Aynı şekilde katlıyoruz. Ve her katın arasına da mutlaka e, nişastayı bol sürüyoruz. Evet, bolca sürelim şimdi. Aynı sistemi dördüne de yapıyoruz dediğim gibi. Şimdi dördüne yaptıktan sonra da tekrar inceltme kısmını yapacağız. Tezgahın üzerine bolca nişasta serpiyoruz. Bu ilk yaptığımız beze. Bu bezeyi hangi tepsiyi kullanacaksak, o tepsi kadar açıyoruz. Zaten tepsiler çok büyük olmadığı için çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. Bir merdane yardımıyla katlarken de şey, e, dikdörtgen olacak şekilde katladığımız için tekrar şekil vermesi çok kolay. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Hatta açarken tepsinin altında ölçüm yapabiliriz, yani büyüklüğünü. Eğer büyük geliyorsa yani kenarlardan fazla geliyorsa onları da kesip içine koyabiliriz. Onlar da ekstradan kat olmuş olur. Evet bu şekilde çok kolayca hazırlayabilirsiniz. Birinci katı hazır oldu bile. Şimdi ikinci katı hazırlıyoruz. Görüyorsun merdane ile yani şekil de çok kolay verilebiliyor. Dikdörtgen şeklinde açtığımız için ilk etapta evet. İkinci bezeyi koyduktan sonra yaralamış oluyoruz. İçine bolca ceviz koyalım veya istediğiniz başka bir şey olabilir, fındık olabilir. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Yani evinizde ne varsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bolca ceviz koydum. Tepsimize iki hazırladığımız bezeyi koyduktan sonra cevizimizi de koyduk. Şimdi bunun üzerine de iki katı koyacağız. Tekrar aynı şekilde açma işlemini yapacağız. İki katını yerleştireceğiz. Evet şu an biraz büyük açmışım. Mesela kenarlardan kesip yerleştiriyorum içine. Bu koyduğumuz her katta katlayarak koyduğumuz için kat kat. Yani şu an kesildiğinde de göreceksiniz veya piştikten sonra zaten göstereceğim. Aralar kat kat 20-30 kat gibi oluyor. Evet şimdi dilimleme kısmına geçebiliriz. Dilimlemeyi siz direkt orijinal dikdörtgen şeklinde de yapabilirsiniz. Veya bu direkt pastanecilerin kestiği şekilde bir kesim. Bunu hızlandırarak size göstermek istedim, paylaşmak istedim. Yani dikdörtgen tepside baklava kesimi bu. Bunu bu şekil bakarak yaparsanız sizin de olabilir. Ben şimdi konuşmadan hızlıca öğrenmeniz açısından görmenizi istiyorum bu kesim şeklini. Ya yani bu ev yapımı baklavalara da en güzel bu kesim şekli oluyor. Hatta sıf buru kesim şekli için video paylaşımları yapanlar var. Bakarsanız internette ya yani daha doğrusu YouTube'da. Ben şimdi bu baklava diliminin içinde göstermek istedim. Evet, bu da kestiğimiz baklavanın son hali arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar simetrik ve güzel oldu. Sunum açısından da bu şekil olursa çok güzel oluyor. Siz de aynı şekil kesebilirsiniz. Bakın bütün tepsinin görüntüsü çok daha güzel. Evet, bu şekilde bütün tepsi bu şekilde fırına veriyoruz. Yani fırına koyuyoruz 180 derecede. Kontrol ederek pişirin, üzeri kızarana kadar, yani üzeri bu şekil olana kadar kızartın. Yarım saat falan sürüyor, yani fırının e, fırına da bağlı biraz, yarım saat sürüyor. Bunda fırının içine ekstradan su koymuyorsunuz, sadece fırının en, en alt ızgarasının üzerine koyuyorsunuz. Evet, bu da pişmiş hali görüyorsunuz, kıpkırmızı ne kadar güzel. Valla nar gibi kızarmış, çok güzel oldular. Yani kat kat olduğu daha tepsiden çıkarmadan bile belli oluyor. Şimdi çıkardıktan bir 10 dakika geçti. 10 dakika sonra daha önce şerbetini hazırlamıştık zaten videonun ilk başında. Şerbeti koyacağız. Şu an mis gibi kokusunu ve şerbeti koyarken ki o cızırtısını duymanızı isterdim. Çok nefis oldu arkadaşlar. Siz de aynı tarifle birebir yaparak kolayca e, bayram baklavanız olacak. Üzerinde isterseniz cevizle süsleyebilirsiniz. Hiç ceviz dökmeden dahi harika oldu. Yani yapmanızı ısrarla tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.